İstanbul'da Almanya'yı vurmak. Gerald Günther Höbner, Stephen Höbner, Rudolf Krollmann, Hitler Krollmann, Karin Elika Franke Dürst, Rudiger Karl Faber, Marianne Faber, Gernot E.K. Midner, Adolf Jürgen Glorius ve Rudiger Berkev. Sultanahmet Meydanı'nda terör kurbanlarının basına yansıyan isimleri bu liste. Bu isimlerin arkasındaki hayat, umut, sevgi, hüzün ve rüyaların ne olduğunu bilmiyoruz. İstanbul üzerinde başlayan, Dubai ve diğer merkezlere devam edecek yolculukları Sultanahmet'te bitti. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. 8'i Alman, ölen 10 kişinin hedef seçilmiş olması tesadüf değil. Seçilen mekanda tesadüf olmadığı gibi. Birkaç gün önce yakın arkadaşım Hannes ve Kristin'le ziyaret etmiştik bu meydanı. Karlar altındaydı. 2000 yılı aşan Mısır, Roma, Osmanlı, Almanya tarihinin buluştuğu bir yer. Terör fotoğraflarında Dikili Taş, Sultanahmet Camii, Ayasofya yanında Alman Çeşmesi de karaya giriyor. Dostluğu sembolize etsin diye yapılmış bu çeşme. Günün her saatinde binlerce turistin akın ettiği, tarihle buluştuğu bir meydan. Almanlar büyük bir ihtimalle hedefti. İçişleri Bakanı Thomas de Maizere'nin bu ihtimali teyit eden bilgiler olduğu için İstanbul'a gelmesi anlamlı. Sultanahmet Meydanı'nın hedef seçilmiş olması da Almanlar Türkiye turizminin hedef olduğunu söylüyor bize. İstanbul'da Almanya'yı, Avrupa'yı vurmak Almanya üzerinden İstanbul Türkiye turizmini vurmak istenmiş olduğunu da okuyoruz bu eylemin el yazısından. İstanbul otel sektörü 2016 sezonu artık bitti derken haklı. Almanya'da, Avrupa'da neredeyse tüm şirketler müşterilerine İstanbul Türkiye seyahatlerini masrafsız iptal edebileceklerini duyuruyor. Birçok insanın bu eylemden sonra İstanbul Türkiye seyahatini iptal edeceğini düşünmek yanlış olmaz. Hedef Türkiye turizmi idi ise sadece hedef değil, zamanlama da iyi seçilmiş. Ocak-Şubat ayları, Almanya ve Avrupa'da yaz tatili rezervasyonlarının yapıldığı aylar. Yüz binlerce insanın Türkiye planlarını gözden geçireceği kesin. Almanların hedef seçilmiş olmasının arkasında da turizm sektörünü vurmak yatıyor olabilir. Almanlar yıllardır Türkiye'nin en büyük ziyaretçi grubunu oluşturuyorlar. Bu saldırının Rusya'nın uygulamaya başladığı boykottan birkaç hafta sonra sonra gerçekleştirilmiş olması da tesadüf olmayabilir. Hedef, mekan ve zamanlamanın düşünülmüş olduğundan şüphe yok. Resmi makamların verilerinden bomba olarak kullanılan gencin 1988 doğumlu Suudi Arabistan'da yaşayan Suriye uyruklu biri olduğunu öğreniyoruz. Oldukça hızlı gelen bu bulgular ne kadar güvenilir bilemiyoruz. Başbakan ve hükümet sözcüsü eylemin IŞİ tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor. Bu veri büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde teyit edilir sanıyoruz. Soruç ve Ankara eylemiyle paralellik de bu kaynağı işaret ediyor. Buna rağmen araştırmayı geniş tutmakta yarar var. IŞİD, tek köktenci terör örgütü olmadığı gibi bu tür grupları kullanan diğer kaynaklar da var. Suriye krizinde kimin eli kimin cebinde bilmiyoruz ama bilinen şeyler de var. Esed güçleriyle IŞİD, El Nusra işbirliği yıllardır dolaylı da olsa sürüyor. Esed 5 yıldır Halep, Humus Hama üzerine varil bombaları atarken IŞİD ve El Nusra merkezlerine dokunmadı. Dünyayı ehvenişer seçimiyle baş başa bırakmak, böylece iktidarını sürdürebilmek için. İran ve Rusya'nın da hedefinde muhalefet güçleri var. IŞİD ve El Nusra değil. Rusya uçağının düştüğü yerin IŞİD cephesinin en az 100 kilometre batısında olması tesadüf olmadığı gibi. Olaydan birkaç saat sonra izlediğim Almanya televizyonları ve basının haber ve yorumlarında sağduyu hakim. Panik yok. Başbakan Merkel'in konuya eğilen konuşması da bir dayanışma mesajı. İstanbul'da bulunan olayın şokunu yaşayan Alman gençler üzgün olduklarını ama korkmadıklarını söylüyorlar. Alman basını haklı olarak sadece İstanbul değil, insanlarımızın öldüğü Diyarbakır'a da bakıyor. Daha birkaç ay önce bölgenin barış içerisinde olduğunu, çözüm sürecinin tartışıldığını vurguluyor. Bitsin bu acı der gibi. Umarız bu saldırıdan sonra dost düşman kategorileriyle düşünen çevreler İstanbul ve Berlin'in ne kadar yakın olduğunu görmüştür. No.